diyor Hazreti Ayşe. لَاَسَنَّ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْاَيْدِ Seni görselerdi değil parmaklarını, kalplerini keserler, yine acı duymazlar. Hasbunallah ve sen de diyorsun ki şiir ne işe yarar? Abi hiçbir işe yaramaz. Bizim şiirimiz bunun şerdidir. لَاَسَنَّ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْاَيْدِ Elini değil kalbini keser, yine acı duyma. لَاَسَنَّ Kolayca ya. Rabbi yesir ve la tuhasifati. Kolayca. لَاَسَنَّ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْاَيْدِ İkinci şiir, Fahça demiştim. Molla Cami Hazretleri. Burada bir vasiyetim daha var. Bu asıl vasiyetim. Molla Cami Hazretleri'nin asıl adı, uzun adı Mevlana Abdurrahman Cami. Yazın. Mevlana Abdurrahman Cami. Yazdığı kitabın adını da vereceğim şimdi. Vasiyetim o kitapta. Mevlana Abdurrahman Cami Şevahidün Nübüvve Şevahidün Nübüvve Abdülhakim Arvazi Hazretleri buyurdular ki bu kitabı okuyan Resulullah'a aşık olur. Molla Cami böyle bir. Ayrıca şair. Fars edebiyatının en önde gelen 3-5 şairinden biridir. Hafız-ı Şirazi, Sadi-i Şirazi, Sahih-i Tebrizi falan ama neticede ilk beşte yani. İslam alimi tasavvur büyüğü. Yazabildin mi kızım? Yazdım. Değil. Şevahid-i Nübüvve, Mevlana Abdurrahman Cami. Dört mısra şiir okumadan önce okuyacağım şiirin sahibinin kitabını da vasiyet ettim. Bakın yarın demeli demeyin. Mahşerde beni utandırmayın. Bak değil mi? Şahidiz. Ha, şahit. Ha, şahit. Allah göstermesin. Gidiyoruz mahşere kalabalık. Bir de diyorlar bu haber vermedi. Biz bunu dinledik. Bir sürü zamanımızı ayırdık. Bize bir şey haber vermedi ki falan. Allah göstermesin. Değil mi? Geçici durum yani. Yani bir egoizm. Kendini kurtarmak durumu söz konusu. Molla Cami Hazretleri Sultan Fatih zamanında yaşadı. Sultan Fatih'in dostuydu. Uzaktan görüşürlerdi. Yüz yüze gelemediler. Mektupla çağırdı. İran'ın cam şehrindeydi. O yüzden cami camlıdır. Çağırdı İstanbul'a teşrif etsin, bir görüşelim hocam dedi. Kabul etti, tenezzül etti, çıktı yola. Anadolu'yu yarıdan fazlasını geçerek Konya'ya geldi. Orada gecelerken bir acı haber geldi. Sultan Fatih vefat etmişti. Döndüler. Görüşemediler. Yani o randevuda kaldı ahirete. Gecikmiş randevulardan bahsediyorduk biraz önce. Diyor ki, Ya Resulullah cebaşet çünsegi eshab-ı kef. Dâhili cennet şerender zümre-i ahbâbıtû. O revet der cennetü men der cehennem keyravest. O segi eshâb-ı kehfest, men segi eshâbıtû. Ya Resulallah, öğrendim ki, Molla Cami diyor şiir, Ya Resulallah, öğrendim ki, eshâb-ı kehfin köpeği Kıtmir cennete gitti. Köpek nasıl cennete gider diye sormaya mahal yok. Sen, onun sahibi olan o yedi insanı övdün. Hatta ahbabımdır dedin. Yemli, ham, ekseli, nam, isti, nam, yapmış, devarmış, şartlamış, kefeş, tataymış. Yedi güzel insan. Dedik ki ahbabımdır. O kelimenin hatırına kendilerinden başka köpek bile cennete gitti. Gider tabii. Ancak. Ahbabın üstü ashabdır. Ben ise ashabının köpeğiyim ya Resulallah. O köpek cennete gitti, şefaat buyur, ben de gideyim, iki köpek orada oynayacağız. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin duasını hatırlamanın yeridir. Dua ediyorum mübarek Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Ya Rabbi, cehennemi hak ettim, biliyorum ama girersem iblisse binecek beni affet. İblisse binecek. Şair Behişti de öyle yapıyor. Benzer bir şey. Behişti. O da Kanuni dönemi şairi. 1583. Benim yeraltı dünyasındaki adamlarım çoktur ya. Yazar bu. TRT'de bir öyle söyledim programda. Yeraltı dünyasındaki dostlarım falan dedim. Yönetmen çok gençti durumu anlamamış adam mafyadan bahsediyor. Ne alakası? Yeraltı dünyası.
Behişti, bak ne diyor Behişti? Behişt, behişt cennet demek. Behişti cennetlik. Ustası ona bu adı vermiş. Şairlerde böyle olur genellikle. Yani usta bir mahlas verir. Bir isim verir, takma isim verir, mahlas. Verir, onunla anılır. Onun için bir şey, iftihar meselesidir. Madalyadır yani. Ustam verdi bana falan diyor yani. Mahlas dedi bana bir pak meşrep. Mahşerde anı utandırma ya Rabbi. Bana mahlas veren hocam güzel bir insandır ya Rabbi diyor. Sözü yere düşmesin. Bana cennetlik dedi madem. Dua etmeni istemeni de. Şiir yazıyor adam. Hani güya ıvızı var değil mi yani şiir? İşte buyur. Dalga geçer gibi. Nabi Merhum'da diyor ki mesela, kimdir bizi men eyleyecek bağ-ı cinandan mevrusi pederdir, gireriz hane bizimdir. Cennet bahçesinden içeri girmeme bir engel çıkacağını hiç sanmam diyor Nabi. Ne oldu abi, bir garanti mi aldın sen? Ya bu babamın toprağı diyor, mirasçı istiyor. Babam oralı değil diyor. Hazreti Hazreti zannediyorsun ki Nabi Merhum işin gırgırında. Hafife oldu artık, hepten sıradan, şirazeden çıktı zannediyor. Değil. Hemen sonra, başka bir gazelinde, iki sayfada gittiğinde görüyorsun. Diyor ki, ey behişt, etmelesin düze hanasiş, ama galiba senden onun talibi isyarcadır. Tercüme ediyorum günümüz Türkçesine. Ey cennet, cehenneme karşı seni şöyle bir kurumlu gördüm. Ya haklısın tabii. Yakışmışsın. Üstünsün. Gücenmezsen hatırlatayım. Onun da müşterisi çok. Dalga mı geçiyor? Adama bak ya. Evet cennet üstündür ama diyor. Öbür gün müşterisi çok oluyor diyor. Aman dikkat. İkaza bak ya. Şiir yazarken 12'den kuran insanlardan bahsediyor. Evet. Tak diye böyle. Ve yüzyıllar geçiyor. Hala. Birkaç kelime ile yaklaşacak kadar işimiz var yani. Atla deve değil. Bir tavsiyede bulundum, vasiyette bulundum. Bu kitabı birisi eline alsa yeterli dikkatle sadece eğlenceye ayırdığı zamanı o kitabı ayırsa sadece eğlence diye yani daha eğlenceli olduğunu garanti eder. 40 yıldır divan şiirle meşgulüm oradan biliyorum. Eğlenceli ve masrafsız tabii. Edindiği kelimeler, öğrendiği kelimeler divan şiirini yeterince anlamasına kafi gelecektir. Endişeye mahal yoktur. İngilizce kadar zor değil bir kelime söyle. Son şiirimiz Türkçe. Ol Resul-i Mücteba hem rahmeten lil alemin. Bende medfundur beyu eflâke fahreyler zemin. Ravzasın edip ziyaret dedi Cibril-i Emin. Hâzehi cennâtu adnin fedhulûhâ hâlidin. O serverin aleyhissalâtu vesselâm kabri şerifi var ya diyor. Öyle kıymetlidir ki kara yer göklere karşı övünür. O bende yatıyor diye, hava atmayın diye. Hazreti Cebrail orayı ziyaret etti ve dedi ki en yüksek cennet, Adın cennetinden daha kıymetli yer işte burasıdır. فَدْخُلُهَا حَالِدٍ İçinde ebedi kalınan saadet yurdundan daha kıymetli yer Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kabri şeridir. Türkçe ikinci olsun hadi. Çünkü o arada niyetim değişti, onu mu okuyayım diye. Türkçe bir tane daha söyleyeyim. Ebu Bekir Kâni'den Gubâr-ı pâline almam cihânı ya Rasûlallah. Değişmem muyuna heft asumanı ya Rasûlallah. Duyunca mahdeni teşrifin âdem sulbü pâkinden. Değişti haftaya bağ-ı cinânı ya Rasûlallah. Yani şu, bastığın toprak dünyalardan kıymetlidir. Bir kılını kainata değişmem ya Resulallah. Babam Adem Aleyhisselam senin dünyaya geleceğini müjde olarak alınca
Bu müjdeye ulaşınca bir avuç buğdaya cenneti sattı da geldi. Vay nasıl ya. Yani, hayret ya, hayret ya. Yasak meyveyi yedi yani, bile bile. Mahmud'u gördü. Başka bir şair de diyor ki, ben Adem evladıyım, anladın mı? Benim babam diyor, bir avuç buğdaya cenneti sattı buraya geldi. Yarım arpa tanesine dünyayı satmazsan namet. Ne yani, sen beni neyle kandıracaksın? Cenneti satmış adamın oğluyum ben. Öbürü de diyor ki, cenneti o server için sattı aleyhissalatü vesselam. Otursun yerine bende her şekil, vatanın, sevgilin, dostun, kocan. Necip Fazıl kısa bile. Otursun yerine bende her şekil, vatanım, sevgilim, dostum, damcam. Değerlerin yerli yerine oturması. Taşı üst üste koyup yani, adam gibi bina yapmak ya. Yaparsın, kıyamete kadar da bereket mecarı. İşte şu köprü. Taşa kelime-i tevhid söyletiyor adam. Şair Baki nasıl yetişti biliyor musunuz? Kanuni var bu. Süleymaniye Camii'nin inşaatında Mimar Sinan'ın yanına çırak olarak verdi. 15 yaşında çocuktu zaten getirdiğinde. O da ayrı mevzu. Bu dehayı nereden anladın yani? Gözüne baktı anladı demek ki. Adam adamı tanıyor kardeşim. Hayret. 40 yaş farkı ne adam getirdi. Çırak. Cami inşaatında devam ediyor. Şair Baki der ki, Sinan Usta'ya baktım, taşta ne yapıyorsa kelimede ben onu yaptım. La havle ve la kuvvete illa billah. İnsanlar ne yaptığını biliyorlar. Taş, bildiğin taş da vallahi aynı taş sana şunu da yapar, bunu da yapar. Ya, o senin alakası. Arandaki ilişki ne yani? Taşla arandaki ilişki. Sen neredesin ya? Gönlünde ne var? Her gönlünde bir aslan yatar. Seninkinde ne var? Sen ona bak. Sen kalbine bak. Yarhamdülillah. TRT'de sabır programına konuk olarak çağrıldık. Arkamda Süleymaniye Camii. Kamera çalışmış bir daha. Canlı yayın. Hata yapmaya da gelmiyor. Bir Ramazan hatırası anlatır mısınız hocam? Sunucu. Anlatayım da, yani anlatacağım bir kere makarna yediğimde çocuklukta kaldı. Anlatırım hikaye çok. Da. Bana dedim, bu dinleyici, bu seyirci şimdi bu mübarek vakitte ekranın karşısına geçtiyse benim şahsi hikayem o kadar önemli değil. Çok büyük bir hatıranın dibinde oturuyoruz. Ben size onu anlatayım dedim. Şu canlıya bakıyor musunuz Allah aşkına? Bakar insan görür de bakmak var, görmek var. 1999'da deprem geçirdik. Ve İstanbul'dayım o zaman. Hakikaten korkunç bir şeydi. Ödümüz patladı yani. 4 gün dışarıda yandık falan. 99 depremi. Herkes korktu. Dün yaptığı binadan bile korktu. Kendi yaptığı binanın içinde yatmaktan korktu. Hakikaten de korkulmayacak bile değildi. Ancak hiçbir Allah'ın kulu ya Süleymaniye Camii var orada, minaresi var, Sivri. Hani deprem riski çok yüksek. Acaba ne oldu bir bakalım, yıkılmış mıdır? Kimsenin aklına bile gelmedi. Neden? Çimento yoktu, demir yok. Teknoloji yok. Üstünden 5 asır geçmiş. Hani bir şey olabilir bir baksana. Biliyorsun değil mi? Olmaz. Kendi yaptığın başına göçer ama o olabilir. Biliyorsun değil mi? Aklını başına topla. Aklını başına topla. 100 yıl kalabileceğinden emin olduğun ne yaptın sen? Son asırda hangi şeyi gösterebilirsin bana? Ya çok kabahatimiz var ama şunu yaptık Allah'ın izniyle 100 sene rahat dayanır diye. Hiçbir şey yok. Ya kandırma tabii ya. Yemezler. Yemezler. Sultan 1. Ahmet, cennet mekan. Sultan Ahmet Camii yaptırdı, 6 minareli. Blue Mosque. Hala gelirler ya, burada deniz kesilir ya. Çok da güzel bir hakikaten. Allah nazarlardan sakınsın. Böyle mi olur ya? O kadar güzel. İstanbul'da hukuk talebesi oldum 1977, mezun oldum 84, 7 sene. Kayıda gittiğimde restorasyon çalışması vardı, iskeleler kuruluydu. Mezun olup gelirken hala iskele vardı, aralıksız. 20. yüzyıl imkanlarıyla bu kadar teknolojiyle restorasyon 7 senede bitmedi, öncesini sonrasını bilmiyorum.
Bak inşaat o kadar sürmedi be. Ve bunu yapan çocuk 28 yaşında öldü. Sultan 1. Ahmet 28 yaşında öldü. Çocuk ölürken çocuk ya. Tahta çıktığında da çocuk 14 yaşında çıktı. Evet. Değil mi? Ne kadar kötü. Çocuklar tahta çıkarttılar falan. İyi de. Yani hiç matematik bilmiyor musun sen? 4 işlemi de mi görmedin? Yani karşında bir şey yok. Çocuk da böyle de bir durum var yani. Ya bu insan iki tane sefer yaptı. Macar seferi, Nemçe. İkisi de kesin zafer. Bu insan şair aynı zamanda şiirdir, adamın nefesini keser. Vakti ya enfâse ruhullâhtır el-kâb-ı nazm. Vehbidir asarı güftarı dili ashab-ı nazm. Zade-i tab-ı gıdayı ruhtur adab-ı nazm. Niçün efkâr-ı meâni beslemez erbab-ı nazm. Yoksa Yahya gibi üstad-ı sünnetler vermiyor yok. Sultan 1. Ahmet. Bu adam aynı zamanda o dönemin Gönül Sultanı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile birebir dost oldu. Ya bu çap olmaz olur mu? Dayanamazsın, gidersin, kaçarsın zaten yani. Ve aralarındaki ilişki de ne kadar enteresan. Kısacık onu da anlatayım da bitireyim artık, yoruldunuz. Estağfurullah. Yorulmaz mı? Evinde, evinde, sarayda uyumak serbest dedim ama yorulursan uyursun yani, hayret yani. Gel istersen buraya bak, burası müsait. Saat tutuyordu ya, bir saat önce iki saat vardı ya. Diko. Sultan 1. Ahmet saraya Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni çağırıyor. Geliyor saraya. Kim demişti Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin birerler orada. Dayı oldu başına. Sarayda abdest alıyor leğende. Leğen iyilik malum. Su döküyor. Annesi de sultanın annesi eline havluyu almış, dışarıda bekliyor arkada. Perde gerisinde. Çıkınca havluyu uzatacak. Bir hizmet edecek yani. Duasını alacak. İçinden de geçiriyor. Kadın milleti de çok gururlu değil. Bir kerametini görsek bana. Ya keramet bana da Rabbim. Ama işte kadın yani. Estağfurullah. Bak ha, burada erkeğin de farkı yok. Erkek kadın ayrı. Abdest alıyor, kalkıyor. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri buyuruyorlar ki bazıları bizden keramet bekliyor. Cihan padişahı elimize su dökerken annesi havluyla beklerken daha başka ne keramet alıyorlar? Bundan büyük keramet mi? Ne arıyorlar başka? Bu dostluk yani, o dostluğun muhatabı bu 1. Ahmet. 4-5 yıl sürmüş bir inşaat. Sen 7 senede restore edememişsin. Bir de havandan geçilmiyor. Bari tanımlamak değil yani. De ki yani, beceremiyoruz. Kafamız çalışmıyor abi biz. Yani olmuyor abi, bir şeyler yanlış gidiyor. Hiç yanmazsa insan bunu der ya. Ya ayıp ayıp, hakikaten ayıp ya. Neyse, lafın sonuna geldik. Son olarak size kendi hatıramı anlatayım, müsaadeniz isteyeyim artık. Necip Fazıl Merhum, 1983'te vefat etti malum. O zaman ben 22 yaşında İstanbul'da talebeydim. 20 yaşında evlendim, 2 yıldır evliyim, hanım memlekette, babamın hanımın yanında. Üstelik hukuk derslerinin biteceği de yok, kalın kitaplar. Zor yani. Hanım hamile, çocuk geldi geliyor. Mezun olurken 1 yaşındaydı çocuk. Yani durum hakikaten içler acısı, nazik. Ne kadar ayrı şarkısı, türküsü, şiiri varsa da öğreniyoruz tabii bu arada. Gurbeteli bizim için yaptılar, çatısını pek muntazam çattılar. Ölümden ayrılığı dağıttılar, 50 liram fazla geldi ayrılık. Apansız uyanırsam gecenin bir yerinde, gözlerin uzun uzun karanlığı alarsa, bir sıcaklık duyarsam hüşlerin önünde, saatler gecikmiş zamanları çalarsa, bil ki seni düşürüyorum. Gecelerden bir gece uyanırsan apansız, uzaklarda elendi garip bir kuş öterse, bir ceylan avlıyorsa dağlarda yapayalnız ve bir gün kabrinde sarı çiçek biterse, bil ki seni düşünüyorum. Ümit Yaşar,
Oğuzcan bir gün şiirini okuyacağımızı tahmin etmemiştir muhtemelen. Bu divan şiirine tutkun adamdır, bizim şiirimizi okumaz ya dediyse günahımıza girmiş. Yeri geliyor işte bazen. O günlerde, dedim ya 22 yaşında, evli, hanım uzakta, çocuk doğmak üzere, mektebin biteceği yok, dersler ağır, ağlıyoruz tabii. Yani bulduğum her fırsatta, efendim çaktırmadan, böyle köşe başlarında falan ağlardım. Ve her gün bindiğim banliyö trenin Eren köyünden geçiyor. Güzergah öyle yani, Haydarpaşa'dan biniyorsunuz, Ceviz'de biniyorsunuz, 12 tane istasyon. Efendim, 5. istasyon Erenköy. Bana da hep diyorlar ki, yahu git kardeşim şu 5. yani Erenköy'de bir in. Git kapısına, Necip Fazıl'la bir tanış falan, seni sever o. Şiirlerini de okuyorsun falan diyorlar, beni gazlıyorlar. Bir türlü cesaret edemem. E de, yani adam megaloman kardeşim, nasıl çıkarsın karşısına? Doktoru ve yakın arkadaşı Ayhan Songar der ki, daha iyiydi. Ancak problem şu, kendisi de bunu biliyordu. Hakkında bir konferans verildi. Ayhan Songar geldi. Sonra geldi üstad, konferans verildi falan. Nasıl geçti demiş üstad. Çok iyiydi ama siz beğenmezsiniz demiş. Neden demiş üstad. Ya konuşan siz değilsiniz ya demiş. Megaloman yani adam. Erenköy'de, istasyonda koşar asım yakalanıyor, tren kaçıyor, kalıyor ortada cafcaflar, tren gitti. Sinirli birisi de üstüne varıp kızdırmak istiyor, üstad trenimi kaçırdın diyor. Kovdum gittiriyor. Yüzünde bir sakalla falan Aziz Nesin'in karşısına çıktı. Çok yakışırdı o sakallı rahmetli. Aziz Nesin de ayıp etti. Üstad maymuna dönmüşsün dedi. Üstad bu. Şimdi de duvara döndüm dedi. Espri anlaşıldı mı? Niye gülüyorsunuz? Maymuna dönmüşsün. İyi öyleyse dönmeyin maymuna. Şimdi de duvara dön. İzah mizahı bozar. Böyle bir adamdan bahsediyoruz yani. Cesaret edemedim ben lazım. Kendi kendime de kuruyorum ya, bir gün birisi elinden tutar götürür belki, bir fırsat olur falan, bugün yarın tanışırız üstadla falan diyorum. Vakit doldu. 1983 Mayıs. Beyazıt'a geldi. Üniversite orada. İkinci Bayezid Veli Hazretleri'nin yaptırdığı Beyazıt Camii Şerifi'nde öğle namazını kıldım. Yaktım, 20 dakika vakit var derse girmeye. Bir gazete aldım. Orada okuruz falan diye. Talebe lüksü, çay simit falan. Gazeteyi açtım, içim cız etti. Tam sayfa resmi var. Necip Fazıl'ın tam sayfa resmini eğer oraya koydularsa durum belli. Ne olduğunu bilemedim. Sayfanın eteğinde, gazeteciler öyle derler altta, sayfanın eteğinde iki mısra. Vefat ettiği gün çıkan gazete. Çile'den, şiir kitabından iki mısra yazılacak tabii normaldir. Ama seçilen mısra ne yazık ki şu idi. Mısralar. Genç adam yollarını adım adım bilirsin. Erken gel beni elde bulamayabilirsin. Beyaz tepende döndü yani ne oldu bilemedim. Bu mu yazılır oraya? Bir sürü şiir var yazsana. Gecikmiş bir randevudur. Gidesin var. Gidince göresin var. Görünce sorasın var. Sorasın bir sürü şey var. Cenab-ı Hak hepimize güzel gitmeyi nasip etsin. Amin. Gülerek böyle. Sonlar. İşte geldik gidiyoruz. Güzel gidelim inşallah. Bana kulak verdiniz. Zaman ayırdınız, haklarınızı helal ediniz, duanızı eksik etmeyiniz. Ve herhangi bir hususta sorusu olan varsa onu da alabiliriz. Tamam mı? Bir şey sormak isteyen varsa hiç çekilmesin, sorabiliriz. Evet değerli arkadaşlar, hocamız kitaplarını imzalayacak.
Çayımız da var. Çay sohbetiyle beraber sorularınızı sorabilirsiniz.